Bundan önceki videomuzda sizlere İspir 7 Gölleri tanıtmaya çalıştık. Dönüşte İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun Bey ile karşılaştık ve yöre ile ilgili oldukça doyurucu bilgiler aldık. Nüfusu şu an 16.500 ama yazın 200.000'i buluyoruz. Yani. Biz de tabii 16.500'e göre devletten para alıyoruz. 6 ay 200.000'e göre hizmet ödüyoruz. Belediye Başkanı ile ilerleyen sohbetlerimizde ilçe halkının seçimlerde iyi bir tercih yaptığını ve İspir'in şanslı bir ilçe olduğunu düşündük. 36 dönüm büyük bir turizm destinasyonu adına bir millet bahçesi inşa ettik. Oradaki oranın tam böyle yolun üzerine de müzeyi kurduk. 25 Şubat ya da 19 Mayıs'ta Allah nasip ederse açılışını yapacağız. Belediye Başkanı, sohbetimizin sonunda İspir, Hanımeli Kadın Girişimi Kooperatifine uğramamızı tavsiye etti. Bölgede ilk kez kadın girişimcilerinden kurulmuş bir kooperatifin olduğunu biliyorduk fakat hakkında çok az bilgimiz vardı. İspir, Hanımeli Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Yöneticisi, Belediye Başkanı'nın eşi Merve Coşkun. Aynı zamanda, TRT sanatçısı olan Merve Hanım, başta, kooperatifin kuruluş aşamalarında yaşadığı zorluklardan söz ediyor. Eşim aday, geziyoruz, projeler var, anlatıyorum. Eşime dedim ki, senin projelerin çok lüks kalıyor buranın, o kadar ciddi sorunları var ki. Bir kadın problemi var, istihdam problemi var, üretim problemi var. Yani hayvancılık ve tarımın bazen yapılabileceği bir yerde bunlar yapılmıyor. Bölgede işte öğrenilmiş bir çaresizlik var gibi gibi, hadi bunlara dokunalım derken başımıza dertler aldık ama tatlı belalar yani bunlar. Zamanlar böyle eşlerle, beylerle başımız dertliydi. İşte yenge ne yaptın bizim hanımlara, ne anlatıyorsun, ne yapıyorsun da artık şöyle dedik ki, kadın akşama kadar seni bekliyor, kahveden kalkıp evet, geleceksin de onunla sohbet edeceksin diye. Ama şimdi sana ihtiyaç duymuyor çünkü kendi hikayesi var, kendi gün içinde oluşturduğu bir eylem var. Gelinen noktada, İspir kadınlarının her geçen gün kooperatife olan ilgilerinin arttığını belirten Merve Coşkun, bizleri belediyenin sosyal mekanlarında geziye davet ediyor.